Merhaba arkadaşlar, Ümit diye bir tane arkadaşımız kask ham maddelerinden söz eder misiniz demiş. Hani ham maddesi veya dayanıklılığı konusunda ham maddenin ne kadar dayanıklı olabileceği konusunda hani çok büyük bir fikrim yok. Ama hani termoplastik, polikarbon, EPS gibi malzemelerin orta dayanıklılıkta olduğunu söyleyebilirim. Termoplastikler biraz daha az dayanıklı, polikarbon birazcık daha iyi dayanıklı, fiber birazcık daha iyi dayanıklı. Kompozit fiber olanlar, aramid karışımı olanlar gibi üst fiyatlı ve daha dayanıklı olanlar var. Hani hangisini tercih edersiniz, hangisine göre bir fiyat skalası çıkartılır derseniz işte aramid, karbon, fiber karışımı olan bir kask bulursanız ki vardı galiba öyle kasklardan bir tanesi. O kasklardan olan, yani Premier Dragon muydu? Sanırım o tarz bir kask. Yani gerçekten çok dayanıklı ve çok dayanıklı bir yapıya sahip bir kask yapmışlar. O kask alınabilir. Yani ondan sonra hangisi alınabilir? Yine trikompozit bir yapıya sahip Shoei'ler var, Shoei NXR'lar var, GT Air'lar var. Onlardan alabilir. Yine karbon ve fiber karışımı olan Shark Spartan'lar var. Onlar alınabilir. O tarzda o kask ham maddelerinin, yani ham maddeleri değil de kask dayanıklılarına göre biraz daha aşağıya doğru sıralıyorum size. Onlardan bir tanesi de bir alt modelde mesela LS2'nin fiber kaskları. LS2'nin fiber kaskları biraz daha az dayanıklı. Ama tabii hani çarpma testleri farklı farklı yapılıyor. Şimdi mesela Shoei NXR'ların ve şu Shoei Q-Vest'lerin galiba aynı zamanda ve GT-Air'lerin 32 tane çarpma testinden çıktığı söyleniyor. Yani firma o şekilde bilgi göndermiş. Bir kask yaparken 32 farklı test yapılması, hangi kazada nasıl davranış, nasıl bir kırılma göstereceğine karşı, yani bizleri nasıl koruyacağına karşı özel bir çalışma yapılmış demektir. O da en iyi şekilde yapılmış çalışmalardan çıkan bir çıkan sonuca göre yapılan bir kask almak bizim için her zaman daha iyi. Yani bulabiliyorsanız şöyle, bulamıyorsanız LS2. Yani nasıl üretildiğine gelince şöyle üretildiğini diyebilirim. En azından Shoei'ler elde üretilen bir yapıda veya işte ne kadar daha tek tek üretiliyor ve işte ne kadar özen gösteriliyorsa o kadar daha iyi olacaktır. Normal fabrika yapımı, fabrikadan presten çıkıyor, çat 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 presten çıkan kaslar, kolay tüketim olsun diye çıkan kaslardan bir tanesi. Tabii bunların yapılarına göre farklı dayanıklılık seviyeleri var. İşte dediğim gibi aramid karbon ve fiber karışımı olanlar var. Premier Dragon Evo gibiydi galiba. Trikompozit ve fiber karışımı olan kaslar var. Shoei NXR veya işte Q-Vest veya GT Air gibi. Sadece fiber karışımı olan karbon fiber karışımı olan Shark Spartan'lar var. Sadece fiber bir dayanıklılığa ve ona göre bir fiyata sahip olan LS2'ler, LS2 FF397, 396, Vectore ve Evo gibi kasklar var. Ve daha az dayanıklılığa sahip olan işte Bell Qualifier ve o tarz kasklar var. Onlardan bir tanesi de en az dayanıklılığa sahip olan polikarbonlardan bir tanesi. Daha az dayanıklılığa sahip olan kasklardan bir tanesi de tabii ki termoplastik olan kasklar. O kaskları da önermediğimi biliyorsunuz zaten. Önerdiğim kaskları zaten hani videolarda önce sıralıyorum ve onların hepsini size söylüyorum. Detaylarını da veriyorum. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Ümit sormuştu bu soruyu. Hepinize iyi suçlar.